Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Türkiye'de enerji kaynakları konusuyla şu anda karşınızdayım. Sanayileşme, şehirleşme, artan nüfus ve ulaşım gibi birçok alandaki de gelişmelere bağlı olarak ülkemizde enerji tüketimi sürekli artmaktadır. Arkadaşlar burada yalnız bir vurgu yapmak zorundayım. Vurgu da şu olacak. Sanayileşmenin arttığı bir yerde, bak, sanayileşmenin arttığı bir yerde enerji tüketimi artar. Enerji tüketimi artar. Bir dönem sevgili arkadaşlarım şöyle sorular karşımıza geliyordu. Çin'in nüfusu 1 milyardı ve bu kadar sanayileşmemişti, bu kadar güçlenmemişti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin daha az nüfusu olmasına rağmen, hani 1/4 nüfus olmasına rağmen kullandığı enerji miktarı daha fazladır diye sorular geliyordu. Bunun nedeni sanayileşmedir. Türkiye'de enerji tüketiminin sürekli arttığını gösteren en önemli gösterge sanayileşmedir arkadaşlar. Sanayileşmenin arttığını biliyorsam enerji tüketimi de dolayısıyla artacaktır. Ama burada çok önemli bir sıkıntımız var. Tüketimi karşılamak için yeterli kaynağımız yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı önemli bir kısmını ithalat yoluyla karşılıyoruz. Bak, lütfen buraya özellikle dikkat et. Benim sevgili kardeşim, Türkiye enerji ihtiyacını önemli bir kısmını ithalat yoluyla karşılar. Bu da bana şunu anlatır. Der ki, hocam enerji ihtiyacımızı ithalat yoluyla karşılıyorsak bu dış ticaret açığına neden olmaz mı? Bak, neye neden oluyor sevgili arkadaşım? Dış ticaret açığına neden oluyor. Türkiye'de enerji dış ticaret açığına neden olmaktadır. Lütfen bunları bilin. Şimdi enerji kaynaklarını kendi statüsünde ikiye ayırıyoruz. Yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenebilir alternatif enerji kaynakları diye. Yenilenemeyen enerji kaynaklarını taş kömürü, lignit, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji. Yenilenebilirleri ise sevgili arkadaşlarım hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle olarak ayırıyoruz. Bunlardan taş kömürüne geldik. Hatırlarsanız biz sizinle madenler konusunu işlerken Türkiye'nin jeolojik yapısından kaynaklı olarak maden sayımızın fazla olduğundan bahsetmiştik. İşte bu jeolojik yapı burada karşımıza çıkıyor. Bak, taş kömürü kaçıncı zamanda oluşmuş? Birinci zamanda oluşmuş. Çıkarım alanları neler? Zonguldak, Bartın, Karabük. Al arkadaşım, kare içine de almışım üşenmeyi. Zonguldak, Bartın, Karabük, Türkiye'de taş kömürünün çıkarıldığı yerler. İşlendiği termik santral, yani enerji üreten termik santral ise Çatalazı termik santralidir. Peki hocam, Türkiye'de taş kömüründe bir tane termik santral var ise biz taş kömürünü nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar, madenlerde demir konusuna atıfta bulunuyorum. Demir çelik sanayisinde kullanıyoruz. Lütfen dikkat et. Biz termik santral olarak bir tane termik santrale sahibiz. Ama sevgili arkadaşlarım, lütfen dikkat et. Taş kömürünü ağırlıklı olarak nerede kullanıyoruz? Demir çelik sanayisinde kullanıyoruz. Türkiye'nin en büyük iki büyük demir fabrikası neredeydi? Zonguldak Ereğli ve Karabük'teydi. Arkadaşlar, Türkiye birinci zamanda değil, çoğunlukla üçüncü zamanda oluşmuştur. Çoğunlukla üçüncü zamanda oluştuğu için taş kömürü yataklarımız maalesef sınırlıdır. Taş kömürü birinci zamanda oluşmuştur. Çatalazı termik santrali kullanılmaktadır. Yani orada enerji üretmektedir. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hava kirliliği, yoğun hava kirliliği yaptığı için Çatalazı termik santrali kapanacak. Bilginiz olsun. Lignit'e geldiğimiz zamansa sevgili arkadaşlarım, Lignit'e baktığımızda harita üzerindeki sarı, pembemsi ve turuncu noktalar sevgili arkadaşlarım. Dodurga tarafları, işte Sivas, Afyon Denizi, Uşak, Muğla, Orhaneli, Kütahya, Ankara taraflarında sevgili arkadaşlarım. Ben hangi madeni görüyormuşum? Genç kömür. Yani diğer bir ifadeyle sevgili arkadaşlarım, Lignit'i görüyorum. Peki sevgili hocam, lignit dedin, koydun oraya. Peki lignit ne zaman oluştu? Üçüncü zamanda oluştu. Ve Türkiye'de taş kömürüne göre daha fazla lignit olduğu halde demir çelik sanayisinde niye kullanmıyorum? Çünkü taş kömürüne göre daha düşük karolidir. Arkadaşlar, karolinin düşük olması bana şunu gösterir. Der ki,
enerjim azdır. Dolayısıyla benimle demiri eritemezsin arkadaşlar. Türkiye'de üretilen lignitin yarıdan fazlası termik santrallerde, geriye kalanları ise konutların ısıtılmasında ve sanayide kullanılmaktadır. Arkadaşlar, çıkarım alanına baktığında Yatağan, Soma, Tavşanlı, Tunçbeyek, Seyit Ömer, Nallıhan, Dodurga, Çeltek, Aşkale, Kangal, Orhaneli, Çan, Afşin Elbistan, Türkiye'nin her bölgesine dağılmış farkındaysan. Neymiş? Türkiye'nin her bölgesine dağılmış lignit. Arkadaşlar, lignit rezervinin en fazla olduğu yer Afşin Elbistan'dır. Lütfen unutma, lignit rezervinin en fazla olduğu yer Afşin Elbistan'dır. Ama Manisa Soma, maalesef faciasıyla hatırladığımız, şehitlerimizle hatırladığımız Manisa Soma'da sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin en büyük kömür yatağıdır. Burada bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin en büyük kömür yatağı dedim hocam. Doğru mu? Doğru. Haberlerde de yazdılar. 2013-2014'te olay. O dönemde Türkiye'nin en büyük kömür madeni çöktü diye bir yazı vardı sevgili arkadaşlarım. Türkiye'nin en büyük kömür madeni dediğimde aklına taş kömürü gelmeyecek. Bak, taş kömürü gelmeyecek. Lignit de bir kömürdür arkadaşlar. Lignit de bir kömürdür. Ve Soma'da lignittir. Burada şunu bil. Türkiye birinci zamanda değil, genel itibariyle üçüncü zamanda oluştuğu için lignit daha fazladır. Ve taş kömürüne göre karolisi daha düşük olduğu için demir çelik sanayisinden ziyade konutların ısıtılmasında kullanılır. Termik santrallerde çıkarıldığı yerlerde bulunur. Yatağan, Soma, Tavşanlı, Tunçbilek, Çayıran, Afşin, Elbistan bunun bahçecalarıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lignitin de böyle üzerinden geçtikten sonra yeni kısmımıza, doğalgaza geliyoruz. Doğalgaz ülkemizde sınırlıdır. Şimdi burada benim aklıma şöyle bir soru takılacak yalnız, onu size şöyle anlatayım. Doğalgaz 3. zamanda oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar, lignit kaçıncı zamanda oluşmuştu? Cevapları duyar gibiyim. 3. zaman diyorsun. Evet, 3. zamanda lignit oluşmuştur. Ama sevgili arkadaşlarım, doğalgaz da 3. zamanda oluşmuştur. Peki, lignit Türkiye'de çok geniş alanlara yayılırken niye doğalgaz sadece Kırklar eliyle Mardin taraflarında, işte Düzce Akçakoca tarafında da çok az bir şekilde bulunmakta arkadaşlar? Bu durumun nedeni Türkiye'nin fay hatlarıyla parçalanmasıdır. Unutma, Türkiye fay hatlarıyla parçalandığı için, tekrar söylüyorum, Türkiye fay hatlarıyla parçalandığı için petrol ve doğalgaz yataklarımız sınırlıdır. Ve üretilen doğalgaz tüketimin sadece ve sadece %2'sine yakın bir kısmını karşılamaktadır. Arkadaşlar, Türkiye doğalgaz ihtiyacını nereden karşılar? Görmüş olduğun gibi Türkiye doğalgaz ithalatını 2016 yılı itibariyle %53 oranında Rusya'dan, %17 oranında İran'dan, %14 oranında da Azerbaycan'dan sağlamakta sevgili arkadaşlarım. Ama buradaki grafiğe bakıyorsun. Bak, burada önemli bir husus var. Türkiye'nin elektrik üretiminin en fazla yapıldığı şey ne? Doğalgazdır. Peki sevgili arkadaşlarım, doğalgaz bizim için bu kadar önemliyse ithalat yoluyla karşıladığımızı bilin ve şunu bil. Meskenlerin ısıtılmasında kullanıyoruz. Aynı zamanda çevrim santrallerinde elektrik enerjisi de elde etmek için kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Çıkarım alanları Amitabat ve Mardin Çamurlu taraflarıdır. Termik santral kısmı ise Bursa'daki Ovakça, Kırklareli'ndeki Amitabat ve İstanbul'daki Anbarlı'dır. Bu İstanbul'daki Anbarlı termik santrali dönüşümlüdür arkadaşlar. Peki neden dönüşümlü? Şundan dolayı. Mesela biz bu doğalgazı yurt dışından alıyoruz ya. Almış olduğumuz bu doğalgazı, önemli bir kısmını hocam, Rusya ve İran'dan alıyoruz. Bunlarla siyasi sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde vanalar kapatılabiliyor. O zaman sevgili arkadaşlarım, bu Anbarlı'daki termik santrali ne yapacağız? Anbarlı'daki termik santrali petrole çevireceğiz. Türkiye'de petrolden enerji üretilmiyor. Sıkıntılı dönemler hariç bilin. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de en fazla %37 doğalgaz, %33 de kömürdür arkadaşlar. Petrol.
1940'ta Raman Dağı'nda bulunmuştur. Raman Dağı da bugün Batman il sınırlarının içindedir çok önemli bir kısmı. Sonraki süreçte bulunan petrol yataklarının sayısı da artmıştır. Adıyaman, Diyarbakır, Siirt petrol yataklarının bulunduğu iller. Ülkemiz petrol üretimi tüketimin %10'undan azdır. Bu nedenle önemli bir kısmını yine ne yoluyla sağlıyoruz sevgili arkadaşlarım? İthalat yoluyla sağlıyoruz. Bu sefer ülkeler değişiyor ama değişmeyen tek bir ülke var. İran, Suudi Arabistan, Nijerya, Kazakistan ve Musul, Kerkük'ün bulunduğu Irak. Arkadaşlar işlenen yerlere bakıyorum. Batman ham madde. Bak madencilik konusunu işlerken söylemiştik. Bir yerde bir ürün çıkıyorsa, bir maden çıkıyorsa, bir kaynak çıkıyorsa o çıkan yerde işleniyorsa ham maddeden kaynaklanır. Ama çıkan yerde değil, çıkmayan bir yerde işleniyorsa bu durumun iki temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi ulaşımdır. Diğeri ise sevgili arkadaşlarım pazardır. Ulaşım ve pazar ne kadar fazlaysa o kadar çok yatırım yapabilirim. Peki sevgili hocam, Mersin Ataş diye bir yer vardı. Oradan bahsediyorlardı. Ne oldu oraya? Orası bitti mi? Orası bir petrol rafinerisi değil mi? Arkadaşlar, Mersin Ataş 2004 yılında kapatıldı arkadaşlar. Bilmenizi istiyorum. 2004-2011 yılları arasında sadece depolama amaçlı kullanıldı. 2011'den sonraki süreçte ise sevgili arkadaşlarım, 2011'deki süreçte ise tamamen kapatıldı. Şu anda kullanılmıyor. Hidrolik enerji. Ha, bu arada burada şunu söylemem gerekiyor. Doğalgazdan ve kömürden elde ettiğim enerjiler termik santrallerde kullanılır. Tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Termik santral ifadesi, termik santral ifadesini görürsen aklına doğalgaz, kömür ve petrol gelecek. Ve Türkiye'de petrolden enerji üretimi Ambarlı Termik Santrali'nde zorunlu dönemlerde yapılıyor. Türkiye'nin potansiyeli yüksek temiz enerji kaynaklarından bir tanesi akarsularımızın oluşturduğu hidrolik enerjidir. Arkadaşlar, Norveç'ten sonra ikinci sıradayız. Bunun nedeni ise akarsu sayısı ile ortalama yükseltimizin fazla olmasıdır. Akarsularımızın önemli bir kısmı derin vadilerden aktığı için sevgili arkadaşlarım, hidrolik enerji potansiyelimiz artmaktadır. Ancak ülkemiz maalesef bu potansiyel enerjinin sınırlı bir kısmını kullanmakta. Ortalama yağış miktarının yıllara göre değişmesi hidroelektrik üretiminin dalgalanmasına neden olur. Demek ki sevgili arkadaşlarım, hidroelektrik santralleri kalp iklim. Eğer hatta iklimin yağış kısmı. Eğer sevgili arkadaşlarım, yağış artarsa enerji üretimi artar. Yağış azalırsa enerji üretimi azalır sevgili arkadaşlarım. Yani bu ikisinin arası açılırsa üretim miktarı düşer. Bu ikisinin arası açılmaz, aralarında iyi bir ilişki varsa üretim miktarı artar. Türkiye'nin enerji üretimi bakımından en büyük barajı Atatürk Barajı'dır. Aynı zamanda derinlik açısından en büyük barajıysa Deriner Barajı'dır arkadaşlar. Gerçi Yusufeli ve Borçka barajları açılmadığı için. Rüzgar enerjisine baktığımız zamansa rüzgar enerjisinin ilk olarak 98'de İzmir Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı'da kurulduğunu bil. Onun dışında İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Hatay'da bu santraller bulunur. Şunu bil, rüzgar en temiz enerji kaynağıdır. Ancak buna rağmen 3 tane büyük problem vardır. Birinci problem ses kirliliği yapar. İkinci problem kuşların göç yollarının değişmesine neden olur. Üçüncü problem ise ormanlık alanların tahrip edilmesine neden olur. Manisa Soma, Afyon Dinar, Kırşehir Gerçek, Geyçek, Balıkesir, Osmaniye, Sivas Kangal, Balıkesir, İzmir Bergama, Manisa Bilgin. Arkadaşlar bunlar Türkiye'nin önemli rüzgar enerji santralleridir. Jeotermal enerjiye baktığımız zamansa ülkemizde 198 jeotermal alanı vardır ama jeotermalden enerji sadece, bak, enerji sadece Ege'de üretilir. Lütfen dikkat et bunu. Enerji sadece Ege'de üretilir sevgili arkadaşlarım. Ha, onun dışında ne olarak kullanıyoruz? Kaplıca olarak kullanıyoruz, termal turizm olarak kullanıyoruz. Sağlık turizminde faydası var. Ve
Jeotermal Türkiye'nin jeolojik yapısı ile ilgilidir. Eğer fay hattı varsa jeotermal vardır. O zaman biraz önce yaptığımız şeyin benzer bir şeyini yapalım. Jeotermal kalp, fay. Fay varsa jeotermal vardır ve Türkiye'nin jeolojik yapısından kaynaklanır. Arkadaşlar buna dikkat etmenizi istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye önemli bir deprem ülkesidir. Fay hattını çizecek olursak, şuradan şöyle bir fay hattı geçiyor ve görmüş olduğunuz gibi geçen fay hatlarının üzerinin her bir noktasında buna rastlıyoruz. Aynı şekilde sevgili arkadaşlarım şu bölgelerde geliyor. Burada ikiye ayrılıyor zaten sevgili arkadaşlarım. Buraları deprem haritaları bir bütün olarak alıyor. Sonra şuralarda volkanik arazilerin etkinliğini görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Burada önemli olan şey şu. Türkiye'nin jeolojik yapısından dolayı jeotermal enerji potansiyelimiz yüksektir ve jeotermal enerji üretiminin tamamı Ege'de yapılmaktadır. Jeotermal enerji üretiminin tamamı Ege'de yapılmaktadır. İllerde yazıyor. Denizli Aydın, Denizli Aydın, Aydın Manisa, Aydın Aydın, Aydın Manisa şeklinde gidiyor sevgili arkadaşlarım. Güneş enerji potansiyelimiz de tıpkı diğer enerjiler gibi yüksektir. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneşlenme süresi fazlayken Karadeniz'de güneşlenme süresi azdır. O yüzden Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de güneş enerji santralleri kurabilirim. Bu yüzden sevgili arkadaşlarım yatırım yapılabilir. Ülkemizde 3616 adet güneş enerji santralinden toplam elektrik enerjisi üretiminin sadece 1009'unu karşılamaktayız. Yani buna daha fazla yatırım yapmak zorundayız sevgili arkadaşlarım. Güneş santrallerine yatırım yapılabilir. Devlet bu konuda çalışmalar yapıyor. Özür dilerim. Biyokütle enerjisine geldik. Biyokütle enerjisinde de şundan dikkat etmeniz gerekiyor. Klasik biyokütle enerjisine yararlanma, odun, bitkisel ve hayvansal atıkların yakılmasıdır. Özellikle tezekler vardı biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım ve bu tezekler Doğu Anadolu'da enerji kaynağı olarak kullanılıyordu. Özellikle evlerin ısıtılmasında kullanılıyordu. Modern anlamda biyokütle enerjisi ise biyogaz ve biyodizel gibi ürünler elde etme şeklindedir. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlarım burada bazı ürünler var. Bu ürünlerin fabrikaya girmesinden sonra işte dizel olarak karşımıza çıkıyor. Biyogaz için hayvansal, bitkisel ve şehir atıklarından yararlanılmaktadır. Biyodizel elde etmek için de bitkisel ve hayvansal yağlardan yararlanılmaktadır arkadaşlar. Biyokütle enerjisini ne zaman fark ettik diye soracak olursanız 1993 yılında Ümraniye'de bir çöp patlaması meydana geliyor. 30 insanımızı hayatını kaybediyor. Ondan sonra oradan çıkan enerjinin farkına varıp daha fazla alana yatırım yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin madenciliğine gelmeden önce bir vurgu yapmam gerekiyor. Vurguyla sevgili arkadaşlarım nükleere yapacağım. Nükleer santral Türkiye'de yoktur. Yapılmaktadır. İnşallah yakın zamanda da açılacaktır. Yapılmakta olduğu için sadece bil. Nükleer iki şeyden elde edilir. Uranyum ve toryumdan. Türkiye'de nükleer enerji tesisi uranyumdan yapılmaya başlanmıştır. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, madenciliğin ülkemizdeki payına baktığımızda toplam ihracatın hemen hemen her dönem arttığını görüyoruz. 2008-2010 yılları arasındaki durumu kenara koyarsak ve gelirimizin sevgili arkadaşlarım belirli dönemlerde azaldığını görüyoruz. Ama ondan sonraki dönemde 2016'ya kadar da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Payı ise gene dalgalı bir seyir izlemektedir arkadaşlar. Ama ithalata baktığımız zaman 2002 yılı dışında 2010 yılı ve 2016'da da bazı dönemlerde düşüşler meydana geliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de madenciliğin ekonomideki payı dalgalı bir seyir izlemekte. Yani düzen yoktur. Bunun da uygulanan sanayi politikalarıyla ve uluslararası iletişimle ilgili olduğunu da söyleyebilirim. Türkiye'de sevgili arkadaşlarım 2014 yılında 301 insanımızın şehit olduğu Soma'da meydana gelen
Maden faciasıyla Türkiye sevgili arkadaşlarım madencilikte bir atılım yaptı. 2012 yılında İşgü Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkardık ve bu kanuna bağlı olarak denetlemeleri de sıklaştırdık arkadaşlar. Bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın ki bu bir tatil değildir. Kendinizi ve ailenizin sağlığını korumak için evde kal ve ödevlerini, derslerini yap. 12. sınıftaki öğrenciler, EYT'nize bakın. Ödeviniz var. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.